Herkese merhaba. Bugün çok değişik bir pizza yapacağız. Patates pizzası. Ben çok seviyorum. Çocuklarım çok seviyor. Umarım siz de çok beğenirsiniz ve yaparsınız. Öncelikle 5 tane patates. Patateslerimizi bir nohuttan daha küçük bir şekilde bu şekilde doğruyoruz. Orta boy muydu? Evet. Büyük orta boy. Biraz büyük olabilir. Tamam. 2 tane soğanımız var. Soğan da bunun içine koyuyoruz. 1 bardak yoğurdumuz var. 1 tane sıvı yağımız. Normal aslında kek börek malzemesi gibi ama gerçekten değişik ve çok güzel oluyor. 2 tane yumurtamız var. 2 tane kabartma tuzumuz. 2 bundan şaşmayın. Doktor yeter. Vanilyası, kabartma tozu, hamur mayası. Harika. Dört kepçede unumuz var. Bardakla değil, kepçeyle ölçüyoruz. Bunu da buraya koyuyoruz. Biraz da tuz koyuyoruz. Tabii tuzuna bakacağız yoğurduğumuz zaman. 2 yemek kaşığı. Yok, bu tatlı kaşığı ama yoğurdukça bakacağız. Tamam. Şimdi bunu güzelce yoğuracağız. Yoğurduktan sonra tekrar görüşürüz sizlerle. Sucuğumuzu üzerine koyacağız ve bunu fırına vereceğiz. Patateslerimizi, hamurumuzu, içine bütün malzemelerini koyduktan sonra gayet güzelce bu şekilde yoğurduk. İçine birazcık nane koyduk. Şimdi tepsimize dizeceğiz bunları. Yapışmadığı için yağlı kağıt koymadık bu arada. Tepsiyi de yağlamadık. Evet. Fırınımızı 180 derecede ısıtıyorum. Bunu bu şekilde güzelce yayıyorum. Ay olsa da bir önce yesek. Çok acıktı. Ben çok beğeniyorum. Gerçekten çocuklar da çok beğeniyor. Yaptığınız her şey çok güzel zaten. Afiyet deyiriz. Bunu tepsimize güzelce diziyoruz. Aslında normalde domateslerini erken koymam. Birazcık piştikten sonra koyarım. Ama domatesler biliyorsunuz artık domatesler biraz tuhaf. Domateslerini ve biberlerini bu şekilde üzerine diziyorum. Biraz piştikten sonra sucuklarını koyacağım. Sucuklar ve patates pizzası piştikten sonra en son fırını kapatma aşamasında üzerine kaşarını gezdirip fırına koyup fırını kapatacağım. Eridikten sonra da afiyet olsun. O zaman yine görüşürüz sizinle. Tamam. Tepsimize her şeyi dizdik. Üzerine domatesleri ve biberlerimizi dizdik. Şimdi 180 derecede ısınmış olan fırınımıza veriyoruz. Hadi verelim. Kurtacığım sana zahmet. Buyurun. Evet. Birazdan görüşürüz yine. Kaç dakika pişecekti? O pişmesine biz bakacağız. Dakikayla değil. Biraz kızardığında. Evet. Patatesler piştiğinde tamamdır. Sonra sucukları koyacağız. Evet. Evet, tekrar merhaba. Pizzamız biraz pişti. Onu fırından çıkarttım. Şimdi üzerine sıralı bir şekilde sucuklarımızı desteleyeceğiz. Ondan sonra tekrar fırına vereceğiz. Sucuklarımız da piştikten sonra en son üzerine kaşar dökeceğiz. Evet, pizzamızın son hali fırından çıktı. Umarım beğenirsiniz. Herkese afiyet olsun.